Dün Ahmet Edip Efendimiz soru var. Ahmet? Edip. Edip. Evet. Selamünaleyküm efendim. Hadisler sanki Deccal için kuzeyi, Mehdi için doğuyu işaret ediyor. Biraz izah mümkün mü? Bu Allah-u Azimüşşan yani bunu şey olarak koymuyor, fiziki bir hadise olarak koymuş. Fiziki bir hadise olarak koymuş. Yer kürenin yukarıya doğru yükseldikçe gavurluk yükseliyor. Aşağıya yükseldikçe, indikçe din yükseliyor. Yani adını ne koysan koy. Şimdi mesela Türkiye'de işte gavurluğa yakın bir yer burası şimdi. Gavurluğa yakın bir yer. Yazın gece kalmıyor, kışın gündüz kalmıyor. Yani gece insan bir yapacağı ibadeti yapamıyor, evradını okuyamıyor, yetişmiyor yani. Şimdi 11-12'de ancak uykuya geçiyorsun. 2'de kalkacaksın teheccüde. 2-2.30'da şimdi, 3.30 oldu. 2.30'da teheccüde kalkacaksın, 2.5 saat uyuyacaksın. Onun için gelip burada tepikleyip duruyoruz yani. Yani yukarıya çıktıkça gavurluk artıyor. Bizden daha yukarıya bazen gündüz hiç olmuyor, bazen gece hiç olmuyor. Yani Cenab-ı Hak yer kürenin fiziğini de böyle yapmış. Onun için Ahmet Edip kardeşimizin dediği gibi yukarıya doğru çıktıkça deccaliyet hakimiyeti görülüyor. Aşağı doğru indikçe mehdiyet hakimiyeti görülüyor. İnşallah dünya yüzünde Avrupa'yı ve Asya'yı birbirine bağlayan tek boğaz var. Yeryüzünde bir tek boğaz var. İstanbul Boğazı. Avrupa'yı ve Asya'yı birbirine bağlayan. Bir tarafa geçiyorsun, Asya'ya hoş geldiniz diyor. Dönüyorsun öbür tarafa, Avrupa'ya hoş geldiniz. Yeryüzünde böyle bir yer yok. İşte bu yerin olduğu yerde Hazreti Mehdi zuhur edecek. Bediüzzaman Hazretleri öyle müthiş bir deha ile yazmış ki onu. Yani ancak Allah kalplerini açtığı kimseler bunu anlar yani. O nasıldı o tabir? Hatırınızda mı? Yani şeyde İstanbul Boğazı'ndan başka o tarife uyan hiçbir yeryüzünde yok. Sadece İstanbul Boğazı ona uyuyor. Bir tarafa Asya, bir tarafa Avrupa. Burada Hazreti Mehdi zuhur edecek. Allah'ın inayetiyle Kuzey Deccaliyetini Hazreti İsa ile birleşip mahvedecek ve Güney Mehdiyetini takviye edecek. O bir güzel üstadın şeyi vardı, Emirdağ Laikası'nda zannediyorum. Hem Avrupa'da hem Asya'da nasıldı o? Avrupa devleti, he? Avrupa bir İslam devleti, İslam devleti ise bir Avrupa. Ondan altında güzel bir ifade var ki İstanbul Boğazı'ndan başka yeryüzünde öyle bir yer yok. Hem Asya'da hem Avrupa'da İslam içinde. Avrupa içinde bir İslam devleti doğacak. Yaz onu bulursun. Avrupa içinde. Avrupa içinde yaz bulursun onu. Çok emarelerle hem şartta hem garpta Avrupa içinde İslam devleti doğacak. Hem şartta hem garpta Avrupa içinde bir İslam devleti doğacak. Şimdi biz Avrupa devleti miyiz? Kanunumuzla, nizamımızla, her şeyimiz Avrupa devleti değil miyiz? Evet. Hem şarkta hem garpta İstanbul Boğazı'ndan başka yeryüzünde bir tarife uyan bir yer yok. İstanbul Boğazı'nın bir tarafı şark, bir tarafı garptır. Yeryüzünde böyle bir yer yok. Hem şarkta hem garpta Avrupa içinde bir İslam devleti doğacak. İşte İstanbul'dan İslam devletinin, Türkiye'de İslam devletinin doğuracağını ta 100-120 sene evvel söylemiş. Ya bu kadar da üstün bir belagatla, maksadını da bu kadar müthiş bir gizlemekle. Hem şartta hem garpta, Avrupa içinde bir İslam devleti var. İşte bunu Risale-i Nur talebeleri hala Almanya, Fransa bilmem neden
Avrupa'dan doğuyor. Almanya gavurun ana merkezi. Ne İslam'ı doğuyormuş oradan. Fransa gavurluğun ana merkezi. Ne doğuruyormuş? Ne diyor oralar için? Hristiyanlığın şevketi dairesi. Hristiyanlığın şevketi dairesi. Yani baş şehri. Hristiyanlığın baş şehri Avrupa'dır, Fransa'dır, Almanya'dır, İngiltere'dir ve onun tabileridir. Burada ne İslam'ı doğacak? Hem şarkta hem garpta Avrupa içinde bir İslam devleti doğacak. Evet, bir tememe çekerim üstadım böyle. Eyvallah üstadım. Böyle tarif edilir işte. Ya. Tarif böyle olur. Buna uyan yeryüzünde İstanbul Ovası'ndan başka bir yeri yoktur. Şimdi de mesela İstanbul'da kalanlar biliyor. O tarafa geçtin mi Avrupa'ya hoş geldin levhası vardır. Bu tarafa geçtin mi Asya'ya hoş geldin levhası vardır. Şark Garp. İstanbul Boğazı. Başka yeryüzünde böyle bir yeri yok. Ve buradan bir İslam devleti doğacak. Yazıyor. 120 sene evvel söylemiş. Çayın içtin herhalde. Peki. Risale-i Nur'a geçiyor.